neredeyse bu kıyametin saatini gizleyecektim. Kıyametin olduğunu gizleyecektim. Yani düşünün, Kur'an var ama Kur'an'ın içinde Allah kıyametten hiç bahsetmiyor. Daha bir rahat, daha bir relax olmaz mıyız günah işleme konusunda? Ama Allah Teala bunun varlığından bize bahsediyor Kur'an'da. Ve dehşetli ateş azabından, hesaptan da bahsediyor. لِتُجُزَا cezalandırmak için kullu nefsin bütün nefisleri bime tes'a günah biriktiren umarsız bir şekilde benden hiç korkmadan günah biriktiren bütün nefisleri cezalandırmak için neredeyse bu kıyametin varlığından bahsetmeyecektim. Ama kullarım azap görmesin diye bahsettim. Korksunlar diye bahsettim. Şükürler olsun ki bahsetmiş. Yoksa nüfusumuz şu anda 8 milyar değil, 2 milyar olurdu. Cinayet, tecavüz, gırla. Şu dönemde bile bu kadar fazlaysa, düşünün kıyametten ve hesap gününden bahsetmeyen bir Allah. O dönemde ne olur? İnsanlar biriktirdiklerinin karşılığını, cezasını hemen görsün diye. Sonraki ayet. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا Sakın seni alıkoyamasınlar bundan. Kıyametin varlığından insanlar seni alıkoyamasınlar. مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا İnanmayan kimseler, kıyamete inanmayan, ahirete ve hesaba inanmayan kimseler, ey Musa sakın seni bundan alıkoymasınlar. Bakın, bütün olacak olan şeylere hepimizden daha fazla inanmış olan insanların ismi nedir? Peygamberler. Görmüş gibi iman etmişlerdir. Zaten mahşere dair, kıyamete dair, ahirete, cennet ve cehenneme dair sahneleri Allah bu peygamberlerine göstermiştir. Dolayısıyla inançları, imanları bizden daha fazladır. Musa Aleyhisselam'a bile Allah Teala diyor ki, sakın sana baskı yapmasınlar. Sakın alıkoymasınlar bu inanıştan seni insanlar. Kim? İnanmayan insanlar. Biliyorsunuz ülkemizde bile bu inanmayan insanlardan çok sayıda mevcut. Ateizm var, deizm var. Özellikle ateistler gittikleri her yerde ben ateistim diye söylemek zorunda hissediyorlar. Bunu niye hissediyorlar anlamıyorum yani. Bu bir yardım çığlığı aslında. Ahmet ne haber? Sağ ol abi ben ateistim. Ne alakası var ya? Ya sana halini soruyorum. Nasılsın, iyi misin diyorum. Ben ateistim diyorsun. Niye ateist olduğunu söylemeye ihtiyacı hissediyorsun? Sen bana nasılsın Kerem abi dediğin zaman ben Müslümanım. Hamdolsun diyor muyum? Elhamdülillah diyorum. İyiyim çok şükür kardeşim. Sen nasılsın? Müslümanım demeye ihtiyacın var mı benim? Yok, hiç gerek yok. Halinden anlarsın zaten. Ama ateistler ben ateistim deme zorunluluğu hissediyorlar. Bir mecburiyet gibi. Bu bir yardım çığlığıdır. Beni kurtar diyor. Beni kurtarın. Ben ateistim İsmail. Beni kurtar demek bu. Bak üstüne çalış. Kim yolda köşede bucakta sana ben ateistim diyorsa yardım çığlığı yapıyor demektir. Sana diyor ki beni kurtar. Hamle yap. İslam'ı anlat. İkna et. Nasıl İslam düşmanı siteler yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla, cımbızlamayla ayeti kerime ortada. Ayetin ortasındaki bir kelimeyi alıyor. Diyor ki işte bu ayet böyle söylüyor. Kafirleri nerede görürseniz öldürün. Ya ayetin başını, sonunu. Onları niye koymuyorsun? Yok cımbızlama yapmış, ortadan almış. Müslüman kardeşim de bu ayete bakma ihtiyacı hissetmiyor, kolayına geliyor. Ateist eden görmüş, gördüğün bütün Hristiyanları, Yahudileri nerede görürsen öldüreceksin. Bunu anlıyor. Ya insan bir ayete bakar ya. Bu kadar basit mi? Allah'a iftira etmek bu kadar kolay mı? Şu ayetin başına sonuna bir bakayım, bir araştır. Ateistleri dinliyor ve ona inanıyor. Ateizm inanışında yalan söylemek helaldir. Kul hakkına girmek helaldir. Çalmak helaldir. Zina, içki, kumar helaldir. Çünkü ahiret yok, hesap yok onlara. İnanmıyorlar. İnanmayan bir adama çizgi yok, sınır yok. Her şeyi yapabilir. Ve sen bu adamın sözüne inanıyorsun. Allah ve Resulünün sözlerine inanmıyorsun. Burada bir arıza yok mu? Mantıklı insanlar Allah'ın varlığına inananlardır. Allah'ın varlığına inanan bir insan, diyelim ki ahirete gitti ama Allah yok. Hesap günü yok. Cennet, cehennem yok. Kaybettiği bir şey var mı? Kaybettiği hiçbir şey yok. Peki ya Allah varsa, ya ahiret varsa kazandığı şey çok fazla. Çok fazla. Mantığını kullanmayan insanlar Allah'ın varlığına inanmazlar. Ahirete gittiklerinde eğer Allah yoksa kazanacak hiçbir şeyler olmaz. Ama eğer Allah varsa kaybedecek çok şeyleri var. Çok. Mantıklı insanlar ve mantıksız insan. Bütün insanlar ikiye ayrılır. Mantıklılar, Allah'ın varlığına inananlar. Mantığını kullanmayanlar, nefsine, hevasına tabi olanlar. Allah'ın varlığına inanmayanlar demektir. Sakın
inanmayanlar seni bundan alıkoyamasın diyor Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a. Kıyamet, hesap günü, namaz, niyaz, ya girme bu işlere ya. Girme kardeşim bu işlere ya. Bu arkadaşlar en tehlikeli arkadaşlar.